Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi etli pilav yapıyoruz. Evet. Pilavımız pişiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tane tane. Evet. Etli pilavımızı nasıl yaptık arkadaşlar? Etli pilavımızı her zamanki gibi pirincimizi ıslattık sıcak suda. Biraz beklettik. Sonra arkadaşlar etlerimizi küçük küçük doğradık. Önce suda haşladık. Yani haşlama et yaptık. Sonra etlerimiz haşlandıktan sonra biraz yağlı olacak şekilde haşladık. Haşladığımız eti sonradan ısladığımız pilavı üzerine koyduk. Nasıl? Tenceremize yağımızı koyduk arkadaşlar. Biraz sıvı yağ. Sonra pirinçlerimizi üzerine koyup normal pilav yapar gibi yine kavurduk. Kavurduktan sonra arkadaşlar haşladığımız eti güzelce pişecek tabi. Pamuk gibi olacak etimiz. Haşladığımız eti suyunla beraber kavurduğumuz pirincin üzerine döktük arkadaşlar. Tuzumuzu da ilave ettik. Gördüğünüz gibi pilavımız hazır olmak üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi pilavımız hazır. Ben pilavı yaptıktan sonra arkadaşlar demlenmesi için muhtemelen sizler de öyle yapıyorsunuzdur çoğunuz. Bez ile örtüyorum. Yani beze sarıp demlenmesini bekliyorum. O zaman daha da güzel oluyor ve tel tel oluyor. Şimdi de öyle gördüğünüz gibi tel tel pilavımız hiç yapış yapış değil. Bizim burada da bu meşhurdur arkadaşlar. Özellikle düğünlerimizde, mevlütlerimizde etli pilav yaparız. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde işte arkadaşlar. Tekrarlamam gerekirse etimizi güzel bir şekilde suda haşladık. Tabii pişecek etimiz pamuk gibi olacak. Sonra normal pilav yapar gibi pirincimizi ısladık. Sıvı yağda kavurduk. Kavurduğumuz pirincimizin üzerine haşladığımız etimizi suyuyla beraber koyduk arkadaşlar. Suyunu tabi ayarlıyorsunuz pilava göre. Şimdi pilavımız hazır. Şimdi arkadaşlar ben bunu örteyim. Bezle sarayım. Sizler de yapmak isterseniz çok basit, çok lezzetli etli pilav denemenizi tavsiye ederim sevgili arkadaşlarım. Tabi eminim siz benden daha iyisini bilirsiniz belki. Bu da benim size küçük bir tarifim olsun. Umarım beğenmişsinizdir sevgili arkadaşlarım. Evet, şöyle. Bakın tel tel. Evet. O zaman ne diyoruz sevgili arkadaşlarım? Bize afiyet olsun. Siz de yaparsınız. Size de afiyet olsun. Kolay gelsin. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Görüşürüz.